Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz Türkiye'deki tarım ürünlerinin dağılışı nedir? Bölge bölge hangi bölgelerde hangi tarım ürünleri yetişiyor? Onun incelemesini yapacağız. Onun dışında yetişme alanı geniş ve dar olan tarım ürünleri, devlet kontrolünde olan tarım ürünleri ve kış ılıklığı isteyen de ürünler hangileridir? Tek tek bakacağız. Şimdi hemen başlayalım isterseniz sizlerle beraber Karadeniz bölgesinden başlayalım. Şimdi Karadeniz'e baktığımızda arkadaşlar, Karadeniz'de kenevir, fındık ve çay gibi ürünler Karadeniz bölgesinde en yaygın olarak yetişen tarım ürünlerimizdendir. Ondan sonra Doğu Anadolu'ya baktığımızda soğuk bir iklim Doğu Anadolu bildiğiniz üzere. Ondan dolayı Doğu Anadolu'da pek bir tarım ürünü yetişmiyor arkadaşlar. İklimi çok sert olduğu için yetişmiyor. Kayısı sert bir iklime dayanıklı bir meyve olduğu için kayısı tek Doğu Anadolu bölgesinde yetişen ürünlerimizden biri. Güneydoğu'ya geldiğimizde bildiğiniz üzere Güneydoğu'da sıcaklıklar bayağı yüksek olan bir bölge ve kurak olan bir bölge. Buna dayalı olarak kırmızı mercimek Güneydoğu'da en fazla gözüken tarım ürünlerinden biridir. Antep'te bildiğiniz üzere Antep fıstığıyla meşhur Antep. Ondan dolayı da Antep fıstığı da bu bölgede yer alıyor. Pamuk da Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetişen ürünlerimizden biridir. Şimdi bazı arkadaşlarımız hocam Adana'da da pamuk var diyorlar. Arkadaşlar doğrudur. Adana'da da pamuk yetişebilir ama genel olarak Güneydoğu Anadolu'da da pamuk yetişiyor. Bazı ürünler Türkiye'de yetişme alanı geniş, yani başka bölümlerde de yetişebiliyorlar. Akdeniz'e geldiğimizde yer fıstığı, soya, muz, turunçgil, mısır, avokado, seracılık, gül ve sebze tarımları Akdeniz bölgesinde yetişen ürünlerimizden. Ege'ye baktığımızda tütün, üzüm, incir, zeytin, bu genellikle sınavlarda da çıkıyor. Tütün, üzüm, incir gibi, zeytin gibi seçenekler sınavlarda çok soruluyor. Dikkat edin arkadaşlar. Bu bölgede keten, haşhaş, Ege bölgesinde yetişen ürünlerimizden. İç Anadolu'ya baktığımızda yeşil mercimek, badem, şeker pancarı, elma, nohut, arpa, patates, buğday, fasulye, yulaf, çavdar, aspir de arkadaşlar İç Anadolu bölgesinde yetişen ürünlerimizden. Bu arada bak şunu da söyleyeyim, şimdi üzüm Ege bölgesinde yaygın olarak yetişen, yoksa Akdeniz'de de Güneydoğu bölgesinde de üzüm yetişiyor arkadaşlar ama en fazla Ege bölgesine ait bir iklime ait bir tarım ürünüdür. Marmara'ya baktığımızda kivi, şeftali, ayva, armut, kolza, ayçiçeği ve pirinç gibi ürünler Marmara'da yetişiyor. Bu şekilde Türkiye'de bu tarım ürünleri yetişiyor. Şimdi yetişme alanlarına baktığımızda yetişme alanı geniş dediğimiz, az önce dediğimiz gibi sadece bir bölgeye has değil, diğer bölgelerde de yetişebilecek ürünler. Buğday hemen hemen Türkiye'nin her yerinde yetişebilen bir ürün. Bunun dışına baktığımızda elma, Türkiye'nin hemen her bölgesinde yetişebilen bir ürün. Üzüm de aynı şekilde, az önce dediğimiz gibi. Şeker pancarı, arpa, mercimek, nohut, patates ve ayçiçeği, bu ürünler Türkiye'nin hemen hemen birçok bölgesinde yetişebilecek ürünler. Yetişme alanı dar olanlar ise çay, misal Karadeniz'de dışında çay yetişmez arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Çünkü bu iklime, Karadeniz iklimine uygun yerlerde çay yetişir. Muz aynı şekilde, her iklimde muz yetişmiyor. Akdeniz'in iklimin olduğu bölgelerde yetişiyor. Fındık da dediğimiz gibi Karadeniz iklimiyle, turunçgiller Akdeniz iklimiyle ve Ege iklimiyle, incir, zeytin ve Antep fıstığı gibi ürünler yetişme alanı dar ürünlerdir. Devlet kontrolünde olan bu ürünler çeşitli nedenlerle arkadaşlar devlet kontrolüyle tarımı yapılıyor. Misal örnek veriyorum, pirinç tarımı. Bazı arkadaşlar diyecek hocam niye? Pirinç arkadaşlar bataklık bölgelerinde yetiştiği için burada bazı sinekler oluşturuyor ve bu sinekler sıtma hastalıklarına sebebiyet veriyor. Ondan dolayı devlet kontrolünde yapılıyor. Bunun içinde tütün, haşhaş, kenevir, çay ve şeker pancarı da devlet kontrolünde yapılan ürün, sürülen tarım ürünleridir. Kış ılıklığı isteyen, yani ılık iklimde yetişenler ise muz, çay, fındık, turunçgiller, incir ve kivi gibi ürünlerde baktığınızda zaten Akdeniz'de Karadeniz karşımıza çıkıyor. İki iklimde ılık iklim olduğu için bu bölgelerde yetişiyor. Bu tip haritalar üzerinden arkadaşlar Türkiye'de tarım hangi bölgelerde nasıl yapılıyor veya volkanik veya akarsular gibi birçok videomuz olacak. Kanala abone olup takipte kalabilirsiniz. Şimdilik hepinize iyi günler.